Seçenekler, Asya'dan kopan bir Türk boyu olarak Avrupa'ya ilerlemiş, Roma İmparatorluğu ile komşu olmuş, Hristiyanlığı benimseyerek Roma ile ilişkiler kurmuş, başka bir Türk kavmi olan Kuman Kıpçaklar tarafından yıkılmış, Macaristan, Ukrayna, Sırbistan, Moldova gibi ülkelerin halkları içerisinde asimile olarak tarih sahnesinden silinmiştir. Peçenekler, Göktürk döneminde Oğuzların 19. boyu olarak Türk birliğine bağlı olarak yaşamaktaydılar. Ana yurtları olan Issık, Balkaş Gölü civarında kalabalık boylar halinde yaşayan Peçenekler, Göktürk devletinin yıkılmasıyla Türkeşlere tabi oldular. Türkeşler devleti, Çin'in politikalarıyla zayıflayıp yıkılınca ortaya İç Asya'da yeni bir Türk devleti olarak Karluklar ortaya çıkmıştı. Türkeşlere bağlılıkları gereği Karluk Devleti ile iyi ilişkiler içerisine giremeyen Peçenekler, Karlukların kendilerini tabi etme çabaları ile mücadelelere girişince güçlü Karluk Devleti'ne karşı koyamayıp Karluklara tabi olmak yerine batıya doğru göç etmeyi tercih ettiler. Peçeneklerin bu göç hareketi onları öz yurtlarından kopartıp tarih sahnesinden silecek süreci başlatmış olacaktı. Peçenekler, Karlukların ilhak politikalarından kaçmak için batıya doğru göç ettikçe diğer devletlerin taarruzlarına maruz kaldılar. Zira bu kalabalık ve savaşçı boy her devlet için bir tehdit unsuru oluşturmaktaydı. Konar göçer yaşam tarzları sebebiyle yerleşik olarak belli bir coğrafyaya konuşlanamayan Peçeneklerin bu göç dalgası yaklaşık 50 yıl içerisinde onları Hazar Denizi'ne kadar sürükledi. 830'lu yıllarda Hazar Devleti'ne komşu olan Peçenekler bağımsız olarak yaşayarak herhangi bir devletin tabiiyetini de tanımıyorlardı. Hazar bölgesi Peçenekler için politik açıdan İç Asya'ya göre daha yaşanılabilir bir coğrafyaydı. Zira bu bölgede varlıklarını sürdüren Hazar ve Oğuz Türkleri kendilerine karşı ilhak politikası yürütmüyorlardı. Ancak Hazar bölgesi Asya bozkırlarındaki gibi hayvancılık ve oba hayatı içinde yeteri kadar elverişli değildi. Bu sebeple Hazar devletinin ticaret yolları üzerinde yağmacılık yapmaya yöneldiler. Peçeneklerin bu yağma hareketi Hazarlar için büyük sorunlar oluşturmaya başlamıştı. Ancak Peçenekler Hazar devleti için sefer düzenlenerek mücadele edilecek bir düşman değildi. Zira hızlı hareket edebilen ve belli coğrafyayı sahiplenemeyen Peçenekler bir ordu ile karşı karşıya gelemeyeceklerdi. Hazar devleti Peçeneklerle mücadele etmesi için Peçenekler gibi konar göçer yaşayan başka bir Türk kavmi olan Oğuzlarla anlaştılar. Oğuzlar da Peçenekler gibi Hazar devletinin doğu sınırlarında yaşıyorlardı. Oğuzların Peçenekler üzerindeki baskıları geçici olmadı. Önce Hazar devletinin talebi ile Peçeneklerin üzerine ilerleyen Oğuzlar, sonraları kendileri gibi Türk boyu olan Peçenekleri kendilerine tabi kılıp güçlenmek için mücadelelerini devam ettirdiler. Oldukça kalabalık bir boy olan Peçenekler, Oğuzların bu baskıları neticesinde mağlup olmadılar. Ancak yoğun Oğuz saldırılarına karşı üstün gelemeyince daha uzak coğrafyalara ulaşmak için Hazar Denizi'nin kuzeyine doğru göç hareketine giriştiler. Peçeneklerin giriştikleri bu göç hareketi Hazar Denizi'nin kuzeyinde sonlanmadı. Sulak arazileri ve zengin tabiatıyla Peçenekler için verimli bir coğrafya olan İtil Nehri civarına kadar ilerlediler. Bu coğrafya yazın oldukça verimli ve zengindi. Ancak kış aylarındaki sert iklimi sebebiyle Peçeneklerin alışık oldukları bir tabiata sahip değildi. Bu sebeple Peçenekler İtil Nehri'ni geçerek batıya, Avrupa coğrafyasına doğru ilerlediler. Kuzeydoğu Avrupa, Peçeneklerin göç hareketlerine giriştiği dönemlerde büyük güçler tarafından yönetilmiyordu. Bu sebeple geniş hareket imkanı bulan Peçenekler daha da batıya ilerleyerek Macar topraklarına kadar ulaştılar. Macar devleti
Roma'nın barbar kavimlerinden biri olarak gördüğü küçük devletlerden biriydi. Roma İmparatorluğu geliştirdiği kuzey politikası ile barbar kavimlerle yine barbar kavimleri kullanarak mücadele ediyordu. Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bu kavimler Roma için tehlike oluşturduğunda Roma diğer kavimlere hediyeler gönderip iyi ilişkiler kurarak kendisi için tehlike oluşturan kavimlerle mücadele ettiriyordu. Sayıca nüfusları az olan Macarlar da Roma'nın kuzey politikalarına riayet ederek varlığını devam ettirebiliyordu. Peçeneklerin Kuzey Avrupa'ya girdiklerinde ilk karşılaştıkları kavim olan Macarlar, Peçeneklere karşı koyabilecek kadar güçlü durumda değillerdi. Peçenekler de kendilerine bir yurt arayışı içerisine girerek Macar topraklarına saldırdılar. Savaşçı ordularına karşı koyamayan Macarları yenen Peçenekler, Macar topraklarında kendi hakimiyetlerini ilan ettiler. Macar zaferiyle Peçeneklerin hakimiyet alanları Don Nehri'nden Dienpere kadar genişlemişti. Peçenekler güçlü boy teşkilatlanması ve yüksek askeri teknikleriyle Kuzey Avrupalı kavimlere karşı üstünlük sağlar durumdaydı. Zira çevresindeki küçük kavimler Peçeneklere karşı koyabilecek güçte değillerdi. Peçeneklerin Kuzey Avrupa'daki tartışmasız hakimiyeti Slavların bulundukları kuzey coğrafyasından güneye doğru göç ederek Kuzey Avrupa'ya ulaşmasıyla son buldu. Avrupa'nın en kuzeyinde bulunan Slav prenslikleri göç dalgaları ile Karadeniz'in kuzeyine doğru yaklaşmışlardı. Bu dönemde Kuzey Karadeniz coğrafyasının hakimi olan Peçenekler ile Slavlar sınır komşusu oldular. Slavlar ve Peçenekler bu coğrafyada 136 yıl boyunca kimi zaman savaşarak, kimi zaman işbirliği yaparak birbirlerine komşuluk etmişlerdir. Peçenek Slav komşuluğu 900-935 yılları arasında iyi ilişkiler içerisinde geçti. Birbirlerini tehdit etmeyen bu iki güç, komşuluk ilişkileri içerisinde ticaret ve askeri birlikler içerisine girdiler. Bunun yanında gök tanrı inancına sahip olan Peçenekler, Slavlarla iyi ilişkiler kurmaya başladığı dönemde Hristiyanlıkla tanışmıştı. Koyu Hristiyan bir kavim olan Slavlar, Peçeneklerin dini inanışlarını etkilemişti. Bu bakımdan Peçenekler ilk Hristiyan Türk kavmi olma özelliğini taşır. Slavlar da Peçeneklerden Bozkır savaş kültürünü ve ileri savaş stratejilerini ithal etti. Daha yavaş ve yaya güçler olarak ön plana çıkan Slav askeri, Peçeneklerin süvari ağırlıklı ve yüksek hareket kabiliyetine sahip askeri manevraları öğrenerek önemli bir avantaj kazanmışlardı. Zira bu avantajlar Peçenekleri Avrupa'nın en güçlü barbar kavmi haline getiriyordu. Peçenekler, iyi geçindikleri Slav komşuları ile ilişkileri hasebiyle Kuzey Avrupa'da huzurlu bir yaşantı sürüyorlardı. Peçeneklerin bu huzuru Hazar'dan kopup gelen diğer bir Türk göçü ile bozuldu. Hazar'ın kuzeyinden Kuzey Avrupa'ya doğru açılan göç yolunda bu kez Batı Oğuzları vardı. Yine başka bir Türk boyu olan Kuman Kıpçak Birliği Oğuzların üzerine gidiyor. Oğuzlar da Kuman Kıpçak istilalarından etkilenerek batıya doğru göç ediyorlardı. Bu göç dalgası ile İtil Nehri'ni geçen Oğuzlar, Peçeneklerin yaşadıkları coğrafyaya girdiler. Oğuzlar, nüfus bakımından Peçeneklerden daha kalabalık, askeri olarak da daha üstün durumdaydılar. Kalabalık Oğuz istilalarına karşı koyamayan Peçenekler, 943-972 yılları arasında İtil Nehri üzerindeki etkisini giderek kaybetmeye, Dienper civarına doğru çekilmeye başladılar. Peçenekler bu dönemde Slavlar ile iyi ilişkiler kurmaya devam ediyorlardı. Ancak Slav Knezi Igor'un 965 yılında ölümü üzerine yerine Sviatoslav'ın geçmesi Peçenek-Slav ilişkilerinde kötü bir seyri başlattı. Rusların Büyük İskender'i olarak anılan Sviatoslav, savaşçı ve yayılımcı bir politika izliyordu. Diğer Slav knezlerinin aksine at üstünde ordusunun başında mütevazi bir hayat yaşayan Sviatoslav, Peçenek hanları gibi askeri nitelikleri üstün bir komutandı. Sviatoslav yönetimi eline alır almaz savaş hazırlıklarına başlayarak ilk seferine çıkarak İtil Bulgarlarına taarruz etti. Peşinden Tuna Bulgarları üzerine sonra da Hazar devletine seferler düzenledi. Sviatoslav'ın Hazar seferine çıkması Peçenekler için bir fırsattı. Sviatoslav'ın yokluğunda Kiev'e saldıran Peçenekler başarılı olamayıp geri püskürtüldü.
yeni hedefi Roma İmparatorluğu oldu. Önce Peçenekleri, sonra Bulgarları, nihayetinde Hazar Devleti'ni dize getiren Sviatoslav Edirne'ye girmişti. İstanbul'a doğru ilerliyordu. Ancak Roma İmparatorluğu saldırıya güçlü bir orduyla hazırlanmıştı. Sviatoslav'ın İstanbul kuşatması hüsranla sonuçlandı. Roma İmparatorluğu karşısında ağır bir yenilgi alan Sviatoslav, savaşın ardından Kiev'e dönmek için yola çıkmıştı. Roma, kuzey politikalarına bu kez Peçenekleri dahil etmişti. Sviatoslav'a karşı Roma Devleti ile işbirliği yapan Peçenekler, savaş dönüşü yorgun ordusu ile Sviatoslav'ın karşısına çıktılar. Yaralı ve yorgun ordusu, Peçeneklerin hızlı süvari birliklerine karşı koyamayınca, Sviatoslav ordusu ile ikinci bir büyük hazimete uğradı. Peçenekler, Slav ordusunu ağır bir yenilgiye uğratıp, Sviatoslav'ı da savaş meydanında öldürdü. Sviatoslav'ın ölümü Slav knezliğini karıştırmıştı. Knezlik'te taht mücadeleleri baş gösterdi. Peçenekler de bu mücadeleye dahil oldular. Peçenekler, mücadele içinde bulunan varisleri askeri olarak destekleyerek Slavların iç mücadelelerini kızıştırıyorlardı. Slavların saltanat mücadelesi uzun sürmedi. Kısa süre içerisinde Vladimir, Slav knezi seçilerek yönetimi eline aldı. Vladimir'in yönetimine geçmesiyle Slav Peçenek mücadeleleri daha da şiddetlendi. Art arda şiddetli savaşlarla birbirlerine üstünlük kazanmaya çalışan iki güç 20 yıl boyunca mücadele ettiler. Bu mücadeleler 988 yılında Peçeneklerin Vladimir'i kesin olarak yenmesiyle ancak sonuçlanabildi. Peçenekler uzun süre birlikte yaşadıkları Slavlarla düşman olmuşlardı. Bunun yanında doğudan gelen Oğuz ve onların ardındaki Kuman Kıpçak akınlarıyla hakimiyet alanlarını önemli ölçüde kaybederek batıya doğru kaymış durumdaydılar. Bu gelişmeler Peçenekleri Roma Devleti'ne yaklaştırdı. Roma'da iyi ilişkiler kuramadıkları Slavlara karşı Peçenekleri kendi saflarına çekmek istiyorlardı. 1018 yılından itibaren gelişmeye başlayan Peçenek-Roma ilişkileri giderek arttı ve hem Kuzey Avrupa hem de Balkanlarda Roma'nın ücretli askerliğini yapar duruma geldiler. Kuzey Avrupa'da giderek varlığını kaybeden Peçenekler, Doğu Romalıların hizmetkarlığını Anadolu'da da devam ettirdiler. Hem Roma ordusu hem de Anadolu içlerinde görevler alarak Roma İmparatorluğu'nun hizmetkarı durumuna geldiler. Peçeneklerin Roma İmparatorluğu ile yakınlaşması artan Slav tehlikesine karşı bir güven teşkil ediyordu. Bunun yanında hem kuzey ticareti hem de sınır güvenliği görevlerini üstlenen Peçenekler, Balkanlarda yayılma olanağı buldu. Nüfusu hızla Balkanlara kayan Peçenekler, bu bölgede geniş kitleler halinde yaşamaya başlamıştılar. Peçenekler, 1050 yılına gelindiğinde Kuzey Karadeniz'deki hakimiyetlerini kaybetseler de artık Balkanlar üzerinde yaşama olanağı bulmuşlardı. Roma İmparatorluğu 1071'de güneydoğusundan yükselen Selçuklu tehlikesine karşı yeni bir mücadele içerisine girmişti. Roma'nın yeni imparatoru Roman Diyojen, büyük ve güçlü bir ordu hazırlayarak Selçukluların üzerine sefere çıktı. Peçenekler bu mücadelede Roma ordusunda görev yapıyorlardı. Atlı süvarileriyle önemli bir güç olan Peçenek ordusu Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirip Selçukluların tarafına geçince Selçuklu ordusuna büyük bir avantaj kazandırmıştı. Peçeneklerin de katkısıyla Malazgirt Savaşı'nı kaybeden Roma Anadolu'daki hakimiyetini kaybedince Peçenekler ile Roma İmparatorluğu arasındaki iyi ilişkiler sona erdi. Peçenekler artık Roma İmparatorluğu'nun düşmanıydı. Ancak yeni müttefikleri Selçuklular daha güvenilir bir dosttu. Roma İmparatorluğu ile düşman haline gelen Peçenekler, 1091 yılında yeni bir hamle ile İstanbul'u kuşatmak için Selçuklular ve Macarlarla anlaşmaya vardılar. İstanbul 3 koldan kuşatılacak, Roma İmparatorluğu'na son verilerek böylelikle bir Türk devleti olan Selçuklular ile ilişkiler geliştirilecekti. Ancak Roma, bu iki büyük Türk gücüne karşı başka bir Türk kavmi olan Kuman Kıpçak Devleti ile işbirliği içerisine girdi. Kuman Kıpçak Başbuğu, Tugor Han ve Orta Kağan Bönek liderliğindeki Kuzey Türkleri, Peçenekler üzerine 40 bin süvariyle saldırarak ağır bir yenilgiye uğrattılar.
Peçenekler bu yenilgiden sonra Selçuklular ile irtibata geçemeyince iki düşman olan Roma İmparatorluğu ve Kuman Kıpçak devletleri arasında kaldılar. Peçenekler bu tarihten sonra Balkanlar üzerindeki hakimiyetlerini tümüyle kaybederek tarih sahnesinden silindiler. Lidersiz kalan Peçenek halkı ise Macaristan, Kırım, Sırbistan ve Balkanlarda dağılarak diğer kavimlerin arasına karıştılar. Türk Tarihi kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.